Web kavramı yeni bir şey değil ve yıllardır da birçok trende sahip oldu. Olmaya da devam ediyor. Çünkü devamlı olarak değişen bir yapıya sahip. Yeni yazılım işaretleme dilleri, farklı script yapıları, altyapı değişkenleri olabileceği gibi tasarım trendlerinden tutun da günümüzde karşılaştığımız cihaz yapıları dahil olmak üzere trendler ve değişkenler bulunuyor. Devamlı olarak bahsettiğim bu konu neden bu kadar önemli? Şu anda ekranda gördüğünüz boyutlar içerik gösterimi için insanların kullandığı cihazların boyutlarının bazıları ve emin olun bunların yarısı bile değil. Geçmişte web arayüz tasarımlarında kullandığımız projeler için bazı hedef ekran boyutları vardı. Ki bunlar emin olun her şey için yeterliydi. İlk web sayfalarının yapım sürecine yetişecek kadar yaşlı değilim ama o zamanlarda kullanılan boyutlar 640x480 pikseldi ekran teknolojisi ve haliyle bilgisayar teknolojisi de geliştikçe 800'e 600 piksel çözünürlükte ve daha sonrasında ise 1024'e 768 boyutlarına ulaştı. Benim dönemimdeki arkadaşlarım neredeyse hepsini gördük. Ama bunun ne olduğunu da anladığımızda 1024'e 768'li boyutlar. Ki hala bu boyut ekran için standart en temel boyuttur. Ancak bahsettiğim boyutlardaki genişleme tasarım sürecinde etkiledi. Her gelişmede hep daha geniş arayüzler tasarlandı. Hatta bu sabit genişlikler kullanılarak yapılan web siteleri standart haline dönüştü. Ancak ekran boyutları bu boyutların haricinde 4'e 3 ve 16'e 9 olarak da monitör en boy oranlarına göre de değişmeye başladı. Peki mobil cihazların değişiklikleri temelde site tasarımı nasıl değiştirecek? Örnek ekranlara bakalım. Bunların her biri farklı ekran boyutlarına sahip. Geçmişteki kullanıcıların büyük çoğunluğu aynı ekran boyutunu kullanırken şimdi karşımıza çıkan o kadar fazla boyut ve çözünürlükten hangisini arayüz tasarımı yaparken hedef olarak belirlemeliyiz? Bu ekranların her biri farklı birer hedef ve bunu yapabilmek için zaman ve enerjimizi nasıl kullanacağımızı düşünmek bile yoruyor. İşte bu anda duyarlı tasarım ortaya çıkıyor. Duyarlı tasarımlarla geliştirilen ve bu teknikleri kullanarak burada gördüğümüz ekran boyutlarının dışındaki tüm cihazlar da kullanabilecek bir site hazırlayabilir veya deneyimleyebiliriz. Aslında burada görmemiz gereken büyük bir resim var. Biz her ne kadar şu anda masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, cep telefonları ve tabletlerdeki yapıyı düşünüyor olsak da aslında bu resmi küçük bir parçası. Çünkü bu cihazlara kablosuz ağlar ile bağlanarak veri alışverişi yapabilecek saatlerden ayakkabılara, arabalardan televizyonlara kadar çok geniş bir yelpazede paylaşım alanı var. Ki bunları NFC gibi, Bluetooth, Wi-Fi gibi teknolojilerle de görüyoruz. Cep telefonu da kullandığınız yazılımı araçlarda da görüyor ve veri alışverişi veya aynı içeriğe ulaşma konusunda kullanabiliyoruz. Bu zamanla daha da çok artarak hayatımıza girecek. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu trendin, bu teknolojinin çok başındayız. Değişecek ve gelişecek çok fazla değişken bulunuyor.